Kişiden kişiye ben bir şey söyleyeyim mi? Esin'cim senin tavrın bana çok doğal, bana çok gerçek geldi. Çok gerçek geldi. Senin canını bu kadar acıtıyorsa bedeninin içinde kalbinin küçüldüğünü hissedecek kadar kendini kötü hissediyorsan onlar dudak dudağa lay lay lom. Yani biraz da onların canı acıtıyor. Esin selam, şu an yayındayız biz, canlı yayındayız. Bilal'in de görüntülerini verdik. Sen zaten paylaşmışsın. Yani böyle bir durumda ne söylenir, geçmiş olsun mu denir? Yani neler hissettiğini de az çok tahmin edebiliyoruz. Eğer müsaitsen sesini de yayına vermek istiyoruz. Evet. Hı. Bekle. Şu an ağlıyorsun anladığım kadarıyla. Yani geceden beri biraz sinirim bozuk sanırım, normal. Çok normal. Esin, sana bu görüntü nasıl ulaştı? Ya bana bunu iki tane kız sağ olsun aslında gününde mail olarak göndermişler. ben tabii görmedim. Bir 10 gün kadar önce falan gönderilmiş bunlar bana aslında. Gece fark ettim yani ben de bunu. Öyle yani tanımadığım kızlar göndermiş. Peki bu 10 gün süreçte siz hiçbir şey olmamış gibi evliliğinizi yani sürdürüyorsunuz. Beraber yaşıyorduk ve hani resmiyette evliliğimiz bitmemişti. aramızda bir hani boşanma konusu vardı ama hani resmiyete dökülmemiş. Ya dökülse bile bu kadar hızlı olmasının yani şeyi bence bir mantığı yok gibi geliyor bana. Yani ne acelen vardı bu kadar hızlı bir şeyler yaşamaya. Esin, peki 10 gün içinde eşinden bir konuşma talebi, davranışında bir değişiklik, bir şey hissettin mi? Son bir aydır hissediyordum bir şeyler tabii ki de ama hani böyle bir şey hissetmiyordum çünkü hani öyle bir insan değildi yani, bilmiyorum, eminim benim kadar herkes çok şaşırmıştır. Peki mail olarak gönderen kişiler sence kimler? Sahte bir hesap mı? Yok, hayır, sahte değil. Kızların isimleri, soy isimleri var. Hmm. Profilleri de gerçek. Instagram'dan ben yazdım kendilerine. Bana zaten video mail olarak göndermemişler. Sadece hani Esin, yani eşin şu anda burada ve hiç hani birisiyle çok samimi. Hmm. Hani videoda çektik, sana hani göstermek istiyoruz. Hani kötü bir niyetimiz yok yazmışlar. Hmm. Ben de Instagram'dan buldum. Hani sahte hesap mı, dalga mı geçiyorlar benimle diye bakmak için. Instagram'dan da yazmışlar. Ben de sordum, dedim video varsa gönderir misin böyle bir şey? Çünkü büyük bir ithamda bulunuyorsun. Birden fazla video geldi zaten. Esin, peki o videoları insanın gerçekten eli bile gitmiyor herhalde değil mi açmaya? Sen o anda ne hissettin? O anı bize anlatır mısın? Ya eli bile gitmiyor diyemeyiz. Ben saat gece 1'de gördüm. Saat şu an kaç bilmiyorum. Ben o saatten beri aynı videoları izleyip duruyorum. Defalarca kez mi izledin? Evet, yani her arkadaşımla konuştukça inanmıyorlar. Herkese gönderirken bir daha izledim. Bir daha izlemen yani o mu değil mi diye seçmek için mi bir daha izledin? Hayır, onun olduğundan eminim. Bu arada kendisiyle de konuştum ve kendisi de onun olduğunu kabul etti. Nasıl konuştun? Kötü konuştum, sinirle konuştum. Ondan sonra inkar etti. Yani inkar ettiğinde daha çok sinirlendim. Daha çok kötü konuştum. Öyle sonuç bir yere varmayınca kapattık. Videoyu atmadı mı peki inkar edince? Yok, tanımıyorum dedi. Kim olduğunu bilmiyorum dedi. Masamıza geldi dedi. Sonra öğrendim ki meğerse yanına gelen futbolcu bir arkadaşının çağırdığı kızlarmış. Onların arkadaşlarıymış. Yani organize aslında. Yani bana orada tesadüfen yanına gelen kız da aniden gelişen bir olay diyor ama hani öyle de değilmiş. Sonra kabul etti ama değil mi? Evet, yaptım diye. Evet. Peki. Etti, kabul etti. Peki, nasıl etmesin zaten görüntülerde yani. Evet ama bazı erkeklerin sonuna kadar inkar şeyi mi? Peki karşı karşıya yüz yüze mi konuştunuz, telefonla mı konuştun? Hayır, telefonda konuştuk. Anladığımız kadarıyla bu geceyi hatırlamıyor mu o net bir şekilde? Ben hiç unutacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey yapıp da insan unutması.